Üniversite sınavları bitti, tercihler yapıldı, sıra kayıtlara geldi. Yeni üniversiteli olan gençler bundan sonraki eğitimlerinde biraz daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda. Kayıt sıralarında ciddi bir yoğunluk yok. Bunun en önemli nedeni öğrencilerin büyük bir kısmının elektronik ortam üzerinden kayıt yapmayı tercih etmesi. Kayıtlarını üniversiteye gelerek yaptırmak isteyenler de işlemlerini birkaç dakika içinde rahatlıkla hallediyor. Engelli öğrenciler için de ayrıca özel bir destek masası kurulmuş. Kayıtlarını yaptıranlar öğrenci kimliklerini de alarak artık resmen üniversiteli oluyor. Mersin'den geliyorum. Tire Kutsal Meslek Yüksekokulu'nda bilgisayar programcılığı kazandım. İkinci öğretim, 2 senelik. O şekilde eğitimimi yapacağım inşallah. Liseyi bitirmek bir yandan sonra artık üniversite artık eskisi kadar şey değil. İlkokul gibi değil artık, destek olmadan kendi ayaklarınızın üzerine durmak için bir başlangıç gibi, bir basamak gibi. Yurt değil, öğrenci evi daha avantajlı, daha avantajlı olduğunu düşündük. O yüzden öğrenci evinde kalacağım muhtemelen. Aşağı yukarı yurtlardan bir tık daha ucuz diyebilirim. Elektronik kayıtlar 21 Ağustos'ta sona erecek. Okullardaki kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Türkiye çapında bu yıl 750 binden fazla öğrenci tercihlerinden birine yerleşti. Bu tercih büyük ölçüde onların geleceğini de belirleyecek. Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı kazandım. İstediğim bir bölümde, evet. Ben dil öğrencisiyim, yani dil bölümünden mezun oldum. O yüzden de hani zaten çok fazla bir seçeneğimiz de yok. Ama hani farklı kültürleri seviyorum, farklı kültürleri tanımayı. Hani edebiyatla da biraz aram iyi, o yüzden istedim. Kayıtlar sürerken Emniyet Teşkilatı'nın kurduğu standta da öğrencilerle velilerine hem simit ve çay servisi yapılıyor hem de uyarıcı broşürler dağıtılıyor. Yeni bir başlangıç, yeni heyecanlar demek. Hem öğrenciler hem de anne babalar için. Aileleri en fazla düşündüren konuysa çocuklarının üniversite hayatı boyunca nerede barınacağı. Tabii ki öncelikle devlet yurtlarını tercih ediyoruz. Tabii devlet yurtlarının daha çoğalmasını bekliyoruz yetkililerden. Sesimizi duyarlarsa, iletilirse. Daha sonra da çıkmazsa devlet yurtları özel yurtlara bakacağız. Fiyatları televizyonlarda falan duyuyoruz. Onların çok üzerinde. Rakamlar çok yüksek. 1500 aylık bazında baktığımız zaman 1500 ve üzerine denk geliyor. Şu durumda okutmamız mümkün değil. Ben emekliyim, ikinci bir iş bakıyorum. Kendime de iş bakıyorum. Yani iş bulmadan bu çocuğu okutmam mümkün değil. Emekli maaşıyla. O yüzden fiyatlar çok yüksek. Aşağı çekmeleri çok zor. Biz iş bulacağız. Çocuğumuzu öyle de böyle de okutacağız. Üniversite kampüsü içinde Büyükşehir Belediyesi ve kampüs dahilindeki yurtlar dışında hiçbir kuruluşun stand açmasına izin verilmiyor. Bu yüzden de özel yurtlar kendi tanıtım faaliyetlerini kampüs dışında sürdürüyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına başvurular da 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Oğulcan Bakiler, Amerika'nın Sesi, İzmir.